sevgili 5. sınıf öğrencileri, fen bilimleri dersinizden 2. dönemin 2. yazılı soru örnekleriyle sizlerle beraberim. Muhtemelen bu soruların benzerleri sınavınızda çıkabilir. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamı takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz. Şekillerde gösterilmiş olan K, L, M, N, P ve X lambalarından, yani şurada görüyoruz, hangisi en parlak ışık verir? Ben size bunu sayısal değerlerle anlatmak istiyorum. Mesela bir pilin gücü 30 watt olsun. Diyelim diğer pil de 30 watt. Ne oluyor o zaman? Buradaki lamba 60 watt kadar ışık veriyor. Diğer ikinci düzenekte bakın bir pilin gücü 30 yine aynı. Her bir lamba o zaman bir pil bir lambaya düştüğü için 30'ar yanıyor. Yani demek ki buradaki daha fazla. Bunlar daha az oldu. Burada ise bir pilin gücü 30 watt. Ne oluyor? İki lambaya paylaştığı için 2'ye bölüyoruz. 15-15 oluyor. Buradaki daha da az. Sondaki düzenekte ise hiçbir şekilde lamba yanmaz. Niye? Çünkü piller ters bağlanmış. Bakın eksi ile eksi yan yana gelemez. Bir artı bir eksi. Bir artı bir eksi olması lazım. O yüzden buradaki lamba ışık vermez. Baktığımız zaman o zaman en baştaki lamba yani K harfi olan lamba en parlak ışık verir. Cevabımız A şıkkı olacak. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Verilen düzenekte futbol topu perdeye doğru yaklaştırılırsa tam gölgenin boyu nasıl değişir? Futbol topu perdeye doğru gidecek. Yani ışık kaynağından uzaklaşmış olacak. O zaman buradaki gölgenin boyu küçülür. Yani cevabımız A şıkkı olacak. Üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır? Kelaynak kuşu, inek, dinozor ve güvercin. Cevap A şıkkı olacak. Kelaynak kuşu. Neden? Çünkü inek ve güvercin zaten bolca var. Dinozorun da nesli tamamen tükenmiş. Ama kelaynak kuşları çok az. Onların korunması gerekiyor nesli tükenmek üzere. O yüzden cevabımız A şıkkı oldu. 4. Ayna yüzeyi ile 35 derece açı yapacak şekilde gönderilen ışının yansıma açısı kaç derecedir diyor. Bakın burada resimde de görüyoruz. Gelen ışın ayna yüzeyi ile 35 derecelik açı yapmış. Önce şu yansıyan ışını da biz bir çizelim. Şimdi bakın şu gelen ışın ile normal arasındaki açının 90 derece olması lazım beraber. O zaman biz burada gelme açısını ilk önce bulalım. Yani ikisi beraber 90 olduğuna göre 90'dan 35'i çıkaralım. 5 ve ne oldu? 55. Demek ki gelme açısı 55 derece. Gelme açısıyla yansıma açısı da aynı olacağı için burası da 55 derece olur. O yüzden cevabımız 55 derece olmalı. Yani B şıkkı olmalı. 5. sorumuz. Akımın geçtiği elektrik devresine kapalı devre denir. Aşağıdakilerden hangileri kapalı devrenin özelliklerindendir? Anahtar açıktır diyor. Bu uygun değil. Çünkü akımın geçtiği diyor. Anahtarın kapalı olması lazım. Yani lambanın yanması lazım. 2. Lamba yanar. Evet bu doğru. Devreye akım veren üreteç vardır. Elbette ki akım veren üreteç olmazsa lamba yanmaz zaten. 2 ve 3 olacak cevabımız. Yani C şıkkını işaretledik. 6. sorumuz. Işıkla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur diyor. Bakalım A şıkkı ışık doğrular boyunca yayılır. Bu doğru bir ifade. Işık bir engelle karşılaşmadığı sürece her yöne doğru yayılır. Bu da doğru. C. Işığın önüne saydam olmayan bir engel konulduğunda ışık yayılamaz. Bu da doğru. Çünkü saydam olmayan bir engel opak bir engeldir. Işık tabii ki buradan arkaya geçemeyeceği için yayılamaz. 3 tane ifade de doğru. Yani hepsi doğru diyoruz. C şıkkını işaretledik. 7. Yukarıdaki değişkenlerden hangileri lambanın parlaklığını etkilemez? Şimdi bir tane devremiz var. Lamba var. İşte yanıyor. Mesela birinci olarak devreye ampul eklemek. Yeni bir ampul ekledik. O andaki o devredeki ampulün parlaklığını azaltır. Yani etkiler. Devreye anahtar eklemek. İşte bu etkilemez. Yani devrede bir tane anahtar var. Bir tane daha ekledik. Oradaki lambayı etkilemez bu. Önemli olan onların kapalı olması. Yani 2 numara etkilemez. Devreye pil eklemek bu ampulün parlaklığını arttırır. Bizim burada cevabımız 2 numara olmalı. D şıkkını işaretleyelim ve geçelim 8. soruya. Yukarıdaki şekilde görülen Y ve Z metal çubuklarının boyları farklıdır.
Çubukların boylarının eşitlenmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? Her ikisi de ısıtılmalıdır diyor. Bu uygun değil. O zaman ikisi de genleşir, eşitlenmez. Her ikisi de soğutulmalıdır diyor. Bu sefer büzülürler, yine eşitlenmezler. Y soğutulmalı, Z ısıtılmalıdır. Evet, bu uygun. Çünkü Y soğutulduğu zaman büzülecek, Z ısıtılınca genleşecek ve eşitlenebilir o zaman. C şıkkını işaretleyelim. Y ısıtılmalı, Z soğutulmalı diyor. Buradaki işlemin tam tersi ve uygun değil. Ne yapalım? 9'a bakalım. Bir elektrik devresindeki ampulün daha parlak ışık vermesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Ampul sayısı arttırılmalıdır. Bu uygun değil. O zaman ampullerin parlaklığı azalır. Pil sayısı arttırılmalıdır. İşte bu doğru. Yeni piller takarsak ampulün parlaklığı artar. Daha parlak ışık verir. Anahtar açık hale getirilmelidir diyor. O zaman ampul yanmaz. Kablo değiştirilmelidir. Bu da herhangi bir şeyi etki etmez. O yüzden cevabımız B şıkkı oldu. 10. sorumuz. Bir cismin gölge boyunu arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Işık kaynağını cisme yaklaştırmalıdır. Galiba A şıkkında bulduk cevabı. Yine diğerlerini okuyalım. Işık kaynağını cisim ile perde arasına koymalıdır diyor. Bu olmaz. Cismi ışıktan uzaklaştırmalıdır. Bu da uygun değil. O zaman küçülür. Perdeyi cisme yaklaştırılmalıdır. Bu da küçülmesini sağlar. Biz gölge boyunu arttırmak istiyoruz. Yani büyütmek istiyoruz. Cevabımız A şıkkı olacak. A şıkkını işaretleyelim. 11. Elektrik devresi elemanları ve görevleri için verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Pil ışık verir. Bu yanlış. Anahtar devreyi açıp kapatır. Doğru. Ampul ışık verir. Doğru. Kablo enerji akışını sağlar. Bu da doğru. Cevap A şık olacak. Çünkü pil ışık verir. Yanlış. 12. Biyoçeşitlilikle ilgili bir soru. Yanda iki yaşam alanına ait resimler görünmektedir. Bu yaşam alanlarındaki biyoçeşitlilik hakkında aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? Orman yaşam alanında yaşam şartları çöl yaşam alanına göre daha uygundur. Evet, doğru. Bolca bitki vardır, işte akarsular vardır, hayvanların yaşaması için uygun yerler vardır, yuva yapmaları için, beslenmeleri için. Çöl yaşam alanında bunlar mevcut değildir. Orman yaşam alanındaki canlı çeşitliliği daha fazladır. Evet, daha çok canlı vardır. Orman yaşam alanındaki biyoçeşitlilik çöl yaşam alanından daha fazladır. Doğru, sayıca da fazladır. Orman yaşam alanındaki biyoçeşitliliğin fazla olmasının nedeni ormanda çok sayıda canlı yaşıyor olmasındandır diyor. Bu yanlış. Ormandaki şartların daha uygun olmasından, oradaki canlıların fazla olmasından değil. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak. D şıkkını işaretledik. Geldik 13. Özdeş el feneriyle eşit büyüklükteki maddelere eşit mesafeden ışık tutularak şekildeki gibi bir deney yapılmaktadır. Bakın, el feneri tutulmuş, pencere camı, işte buzlu cam ve siyah karton. Bu deneyde aşağıdaki hangi soruya cevap aranmaktadır? Işık doğrusal yolla yayılır mı? El feneri iyi bir ışık kaynağı mıdır? Işık her yöne yayılır mı? Maddeler ışığı aynı oranda geçirir mi? İşte cevabımız D şıkkı. Buradaki deneyin amacı maddelerin ışığı ne kadar geçirip ne kadar geçirmediğini bulmak için yapılıyor. Cevap D şıkkı oldu. 14. Şekildeki düzenekte Arda topu bir yönünde, Buse ise iki yönünde hareket ettiriyor. Arda ve Buse'nin hareketi sonucu gölgenin büyüklüğü nasıl değişir? Arda topu ışık kaynağına yaklaştırıyor, Buse ise ışık kaynağından uzaklaştırıyor. Arda'nın hareketi sonucu gölgenin boyu büyür. Buse'nin hareketi sonucunda ise gölgenin boyu küçülür. Yani cevabımız burada Arda'nın hareketi büyür, Buse küçülür. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. 15. sorumuz. Yukarıda K, L ve M kaplarında farklı miktardaki sular görseldeki gibi kaynama sıcaklığına kadar ısıtıldığında kaynama sıcaklıkları arasındaki ilişki nasıl olur? Şimdi bakın, her bir kapta su var ve kaynama sıcaklığı su için 100 derece. O zaman buradaki kaynama sıcaklıkları arasındaki durum eşit olur. Ha, şu var. Birinci kaptaki su daha kısa sürede kaynar.
100 dereceye kadar daha kısa sürede ulaşır. İkinci kaptaki biraz daha uzun, diğeri daha da uzun sürede ulaşır. Ama sonuçta kaynama sıcaklıkları eşit olur. Biraz şaşırtmaca bir soru. Cevabımız burada B şıkkı olacak. B şıkkını işaretledik. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.